Herkese selam. 49 günde TYT Matematik'te ÖSYM'nin sorabileceği tipteki sorularla, basit eşitsizliklerle yolumuza devam ediyoruz. Peki ne tip sorular bizi bekliyor? Hiç vakit kaybetmiyorum. İkinci bölümle yolumuza gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Şöyle bir bakıyorum önümde kaç tane soru var? 6-7 tane tam bir ÖSYM tarzındaki sorular var. Hemen dedim ki gel birinci sorumuzla başlayalım. Ben şöyle ekranı bir ortalıyorum kendime. Ben de gözüküyorum. Sen de görüyorsun net. Hadi gel başlayalım bakalım. Ali var, Ayşe var, Anıl var, Asım var. 17, 15, 21 X var. Yukarıda Ali, Ayşe, Anıl, Asım'ın yaşları verilmiştir. Bu dört kişiden herhangi üçünün yaşları toplamı 58'den küçüktür. Herhangi üçü. Bu dört kişiden herhangi üçünün yaşları toplamı 50'den büyüktür. Yani öyle ikililer, üçlüler seçeceğim ki yaşlar toplamı 58'den küçük olacak, 50'den büyük olacak. Hmm, kimleri seçmeliyim acaba? Hani X'i kesinlikle bulabilmek istiyorsak eğer x'i seçeceksin değil mi? Yani bu yaşlarını seçeceğimiz alanlardan biri x olacak. 58'den küçük olacak. Şöyle 58'i koyduk. O zaman ben bu aralığın istediğim kadar dar aralık yani x'e çok yakın bir aralık çıkabilmesi adına 58'e yaklaşmaya çalışmalıyım. Burada ne demek istediğimi anladın mı? 58'e yaklaşmak için kimleri seçersin X'in yanına dersin ki hocam madem X'i bulmayı istiyoruz 21 artı 17'yi de seçelim 58'e yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım yani buradaki en büyük ikiliyi seçelim bir de bilinmeyen X'i seçelim diyor ki bu 58'den küçük olacak tamam öyle olsun şunları topladım X artı 38 yaptı küçüktür 58 yaptı X dediğim değer bir kere 20'den küçükmüş dedim ki tamam Şimdi gelsin diğeri. Şunları hemen sildim, yoluma devam ettim. Bu dört kişiden herhangi üçünün yaşları toplamı 50'den büyüktür. Herhangi üçünü alıyorum yine. x'i aldım. Bu arada kaçtan büyük olacak? 50'den büyük olacak. Herhangi üçü 50'den büyük dediğine göre 50'ye olabildiğince yakın olmalıyım. 50'den büyük olacağımı ve 50'ye yakın olmak istediğime göre seçebileceğim en küçük iki sayıyı seçiyorum. Lütfen. Burayı anlamadıysan tekrar tekrar düşün. Hani Mehmet Hoca ne demek istiyor? 50'ye yakın bir sayı seçmek istiyor. Güzel. X aldım. X bilinmediği için X'i kullanacağım. Peki neden en küçük iki sayıyı seçtim? 50'ye olabildiğince yakın çıkmak için. Küçük sayıları seçeyim ki 50'ye çok yakın çıkayım. Böylelikle X'in aralığını çok dar bir aralık seçeyim. Tam X'i bulayım. Şu arkadaşları topladık ne geldi? 32 geldi. 32 eğer 50'den büyükse x dediğim değer 18'den büyüktür. Şimdi elimizde iki tane değer var. Diyorsun ki eee? x diyorsun 20'den küçük. E, x diyorsun 18'den büyük. E ne var burada? Burada x değeri alabileceği tek bir tam sayı değeri var. O da 19'dur dedim. Asım'ın yaşı. Vurdum cevabı 19'a. Gelsin yeni sorumuz dedim. Problem eşitsizlikler. İşte ÖSYM'nin en sevdiği yeni tipte sorular bunlar. Problem soruyor. İki farklı GSM firmasının öğrenci tarifeleri aşağıdaki gibidir. Takip ediyor musun? Sıkıntı yok değil mi? Gel. A. 40 TL sabit ücreti olan 10 GB'ı aşan her 1 GB için 1 TL'dir. Yalnız burada bir şey soracağım gerçekten. 10 GB diye mi okunuyor, GB diye mi okunuyor? Yani bazı teknoloji sitelerinde ben bunu GB diye duruyorum. Mesela Teknopat'taydı galiba değil mi? Teknopat'ta öyle söylüyor. Tekno seyirde bazen GB diyorlar. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilmiyorum hani doğrusu ne? diyeyim hadi ben. 10 GB aşan her 1 GB için 1 TL ücret ödüyorsun. 20 TL sabit ücret veriyorsun. Her 5 GB aşan her bir GB için 2 TL veriyorsun. A firmasından B firmasına geçen bir öğrencinin daha az fatura ödemesi için. Şimdi ne demek istiyorsun? Daha az fatura ne demektir? A, B'den A'ya geçiyor. A'da ödediğim fatura B'de ödediğin faturadan ne olacak istiyorsun? Az olacak istiyorsun. Güzel. Ama A'nın sabit ücreti çok fazla. 40 TL ile başlıyor. Peki üstüne ne zaman koymaya başlıyor? 10 GB'ı aşan her kullanım için. Şimdi biz kullanılan X'e kullanılan GB diyelim tamam mı? X GB kullandığını varsayalım. Bu her 10 GB'ı aşan değer için 1 TL para ödeyecek. Yani x eksi 10 yapacağım. Diyelim ki 13 GB kullandım. 3 GB fazla kullanmış oldum. 3 TL daha fazla vereceğim. Bu faturamın B'de ödediğim firmada ödediğim faturadan düşük olmasını istiyorum. 20 TL burada. Tamamdır hocam. Yalnız burası her aşan 5 GB için 2 TL ödüyorsun. Her aşan 5 GB'dan sonraki her aşan 1 GB için 2 TL. GB da çok garip oluyor değil mi? Gigabyte x eksi 5 çar. Doğrusunu yazın şunun ya. Yorumlara yazın. Hepimiz öğrenelim arkadaşlar. Hadi ben matematiği öğrettim sana. Ya sen de bize şunu okunu şunu öğret. Gigabyte mı gigabyte mı? Arkadaş vardır bunun bir eğili ya. Doğrusu ne bu işin? Biri söylesin. Velhasıl en az kaç gigabyte internet, GB internet kullan. Ben sinir oldum kendime. Ya. Şimdi çözmeye çalışıyorum ben bu soruyu. 40 x -5 e, ee, 1 ile çarpınca bir şey değişmeyecektir. X eksi 10 olarak düştü. 20 artı X eksi pardon burada her aşan değer için 2 TL ediyordu. 2 ile çarpacağız o zaman. 2 X eksi 10. X'leri bir tarafa toplayalım. X'in bir tarafını aldım bu tarafa attım. Şurada ne yaptı? 10 kaldı. Şurada ne yaptı? 30 kaldı. Onu aldım bu tarafa attım. 20 oldu burası. O zaman X değerinin alabileceği minimum GB değeri ne olmalıdır? 21 GB olmalıdır. Seçeneklere baktığımda o da en az denizi de gözükmektedir. Vurdum cevabı. Vuramadım mı? Vurdum vurdum. Ne, sen neredesin? Ha, buradasın. Vurdum cevabı deniz diye efendim. Geçtik mi diğer sorumuza? Gelsin bakalım. Kaçıncı? Üçüncü sorumuz. Yine eşitsizlikte. Bakın İlk derste neyi vermeye çalıştım ben sana? Eşitsizlikle ilgili dört işlem sorularını yapabilmeyi öğrettim. Şimdi o eşitsizlik bilgilerini yeni nesil sorulara taşıyoruz bu sorularla birlikte. Efsane bir soru çözümü oluyor böylelikle. Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B, C sayıları verilmiş. Buna göre 2B, bir tane C, eksi 3A ifadesini alabileceği en küçük en büyük tam sayı değerlerinin toplamı nedir diyor. O zaman bu bir eşitsizlik sorusu. Bravo. Şimdi B'yi alacağım ama 2B lazım. Biz önce B'yi yazalım. B değeri nerede geziyor? Sıfırla bir arasında geziyor. Sıfırdan büyük, birden küçük. Biz ne istiyoruz? 2 tane B. Her yeri 2 ile çarptığımda eşitsizlikte herhangi bir yönde oynama olur mu? Olmaz. Geldim C'ye. C sen nerede geziyorsun? 3 ile 4 arasında geziyorsun. 4'ten küçüksün, 3'ten büyüksün. O zaman geliyorum direkt yazıyorum. Siyahla yazalım daha güzel olur. 3'ten büyük ama 4'ten küçük. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi eksi 3A lazım. Bir dakika biz önce A'yı yazalım. Eksi 3A'yı sonrasında buluruz. A dediğim değer eksi 2'den küçük ama eksi 3'ten büyüktür. Ben sana geçen ders boşuna öğretmedim bak bunları. Bak eksi 3'te dağıtarak geliyorsun. 3 kere 3 9 ama eşitsizlik yön değiştirdiği için 9 büyüktür eksi 3A'dan. Eksi 3'te çarptım. O da büyüktür. 6 altı, artı 6'dan. Şimdi geldim. Eşitsizliklerde alt alta yapılan tek bir işlem var. O da toplama. 6, 3 daha 9. Küçüktür 2 tane B artı C eksi 3 tane A o da küçüktür. Şuradan geldi 13, 2 daha geldi ne yaptı? 15 yaptı. Ben kimi arıyorum? En küçük ve en büyük değerleri için. En küçük değeri 10'dur. Tam sayı değerinden bahsediyorum. En büyük tam sayı değeri kaçtır? 14'tür. Nesini arıyoruz? Toplamını arıyoruz. Toplamı kaçtır? Allah o tarafa sığmadı ki. Dur bakayım azıcık şöyle yapsam sayar herhalde. Toplamı kaçtır? 24'tür dedim. Doğru cevabı. Yine Diyarbakır attım bu sefer. Vurdum. Geçtim. Gelsin. Dördüncü soru dedim. Canavar gibi de çözünce insan nasıl moralleniyor değil mi? X saat sonra bir aracın deposunda kalan benzin miktarı B litre olmak üzere X ile B arasında şöyle bir bağıntı verdik sana. BX artı B 160. Bağıntısı vardır. Aracın deposundaki benzin 40 litrenin altına düştüğünde depoya benzin eklenmelidir. Buna göre aracın araca en erken kaçıncı saatte benzin eklenmelidir? Şimdi buradaki B neydi? B litre. Biz bu B litrenin 40 litrenin altına düştüğünde benzin alacağız. Doğru mudur? Ha B küçüktür 40 alacağız hocam. Doğru mu? Doğru. Peki. Ama biz B'yi tek başına bilmiyoruz. Nasıl elde edebiliriz? Buradan B'yi yalnız bırakırım. B değeri eşittir. Bu arkadaşı aldım karşıya attım. 160 eksi 5x olarak yazdım. Bir problem yok galiba. Peki yoluma devam ettim. Dedim ki B 160 eksi 5 x eşit. E olması gereken eşitsizlik aralığı burası. 160 eksi 5 x değeri 40'tan küçük olmalı hocam. Bravo. 40 bu tarafa alalım 5 x'i bu tarafa alalım. 160'tan 40 çıktı ne kaldı? 120 kaldı. 120 kimden büyük olacak? e, pardon 120 kimden küçük olacak 5x'ten. Her tarafı 5'e böleceğim. Onun için yan tarafa geçtim her tarafı 5'e bölüyorum. 2 kere 5 10 çıkarttım 20. 20'nin içerisinde 4 defa var. 24 denen değer kaçtan küçüktür? X'ten küçüktür. O zaman X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç olmalıdır? 25. 25 litre 25. saatte biz kesinlikle ne almalıyız artık? Benzin almalıyız dedik. İşte ÖSYM'e sorarsa bakın ben sana bir önceki derste bu eşitsizlik işlemlerini nasıl yapacağını anlattım. Şimdi neyi anlatıyorsun hocam? Şimdi sana bunu bir problemin içerisinde hani modifiye ediyorum soruları. Soruları modifiye ettiğimde nasıl çözmen gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Anlaştık mı? Bunlar da yorum tipindeki sorular. Yani olur da ÖSYM e, sınavda yorum tipinde soru sorarsa buna benzer sorabilir. A ve B gerçek sayıları için eşitsizliği veriliyor. İfadelerinden hangileri? Hani hep diyorum ya bunlar çok kritik cümleler. Her zaman doğrudur. A çarpı b küçüktür a'dan, o da küçüktür a eksi b'den. Nasıl çözeceğiz? Şimdi bakıyorum, bakıyorum bir şey göremedim. Yani bu eşitsizlikte burası birinci bölüm olabilir, şurası da ikinci bölüm olabilir. O zaman ne yapalım? A çarpı b küçüktür a yazalım. A değeri küçüktür a eksi b yazalım. Aa çok güzel bir şey yakaladım dedim ki, sen bu tarafa git bakayım. A, a A eksi A olur. Eksi B olur. A'dan A çıktı sıfır olur. Eksi B'den küçük olacaktır. Her tarafa eksiyle çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirdi. Aha da buldum. B dediğim değer sıfırdan küçük. B kesinlikle negatif abi. B kesinlikle negatif. Burada hemfikiriz. Ama A ne acaba? Şimdi geldim buraya. Dedim ki B sen negatif misin? Hmm, acaba A ne olabilir? A diyelim ki negatif olsa İki tarafa da a için negatif koysak negatifle negatifi çarptım pozitif. Burası negatif. Negatif sayı büyüktür pozitiften. Hocam olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. O zaman a kesinlikle ne olamaz? Hocam a kesinlikle negatif olamaz. Peki pozitifi deneyelim. Bir görelim bakalım. A pozitif değer olsun. A pozitif değerse burada olur. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. A'nı da bulduk. O zaman a dediğimiz değer de sıfırdan büyüktür. Bu konuda anlaştık. Hatta şöyle bir sıralama da yapabiliriz. A büyüktür sıfırdan B pardon sıfır da büyüktür B'den. A sıfırdan büyüktür. Evet bu her zaman doğru. Şimdi A ile B sıfırdan büyüktür. Ya anladım A sıfırdan büyük pozitif. A, B negatif de. Ya belki bu eksi bir bu a, a, pardon bu artı bir bu eksi beş toplamları negatif yapıyor. Her zaman sıfırdan büyük olacaklar diye bir kural yok. A nasıl bir sayıydı? Pozitif bir sayıydı. B nasıl sayıydı? Negatif sayıydı. Pozitifle negatifin bölümü nedir? Sıfırdan küçüktür. Kusura bakma sen sıfırdan büyük diyorsun. Bu arada bunu bilemeyiz. Bazen doğru bazen yanlış. Her zaman dediği için patladı buradaki değer tamam mı? E kim doğru? Yalnız bir doğru. Kim doğru? A seçeneği doğru. Vurdum cevabı A seçeneğine. Aydın'a. Geçtim sıradaki soruna. A ve B. Gerçel sayılar olmak üzere. Eşitsizlikleri veriliyor. Enteresan bir eşitsizlik var. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın yine o kritik cümle. Yine bizi zorlayacak cümle. Artık sen de bu cümlelere çok alışmaya başladın. Ne yapman gerektiği konusunda da burada herhalde biraz daha bilgiliriz. Yalnız çok kritik bir şey var burada. Bir sayı kübünden küçük karesinden daha küçük. Ya nasıl olabilir? Ben sayının küplerini, karelerini aldıkça büyümüyor muydu sayı? Mesela 2 iki küçüktür 2'nin karesinden o da küçüktür 2'nin kübünden. Ama bu tam tersi. Acaba şöyle mi? Eksi 2 değeri eksi 2'nin kübünden küçüktür ama eksi 2'nin karesinden daha küçüktür. Bak şimdi burası eksi 2. E hocam burası eksi 8. E bu olmadı hocam. O zaman bu da değil. Tamam şurası tutuyor bak. Eksi 2'nin karesi nedir? Pozitif 4. Ya ben öyle bir yerden seçmeliyim ki bu A değerini kübünden küçük ama karesinden daha küçük olsun. Arkadaşlar o A değerinin seçilebileceği tek bir değer aralığı vardır. -1 ile 0 aralığında seçilmelidir. Bu tam tamına öğretici bir sorudur. Örneğin ben a yerine -1/2 seçersem bak şimdi -1/2'nin karesi pardon -1/2'yi yazdım. Eksi -1/2'nin kübü nedir? -1/8. Evet gerçekten -1/2x1/8'den daha küçüktür. Karesini aldığımda 1/4 yapar. Evet -1/8 de 1/4'ten küçüktür. Tamamen sağlıyor. O zaman kesinlikle şu bilgiyi kenara yazmalıyım. Bu bilgi hayat kurtaracak. Şimdi geldim buraya. A çarpı B küçüktür eksi B. Ne yapalım? Hocam sadeleştirme yapalım. Ama nasıl? Şimdi eğer B'yi sıfırdan büyük olsun kabul edip işleme başlarsam. B sıfırdan büyükse eşitsizlik yön değiştirir mi? Hayır değiştirmez. A ne çıktı? Eksi birden küçük çıktı. Tamam da A eksi birden büyük sıfırdan küçük. Ha, o zaman B sıfır. Olmayacak. Ya ben de onu söylüyorum işte. Demek ki biz beyni kabul edip çözmeyi deneyelim doğruluğu sağlayabilmek adına. B sıfırdan küçük olsun desek. B sıfırdan küçükse şu sadeleştirmeleri yaptığımda eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirecek. Niye? Her iki tarafı negatif sayı. Ya bak bu soru var ya. Esso soru bu soru var ya. Efsane müthiş. Yani 10 numara 5 yıldız soru. Şu yorumları yapabiliyorsan var ya. Ya sen efsane bir arkadaşımızsın ya. Bak dikkat eder misin? B dedim ki sıfırdan küçükse eğer şuradaki eşitsizlik oluşuyor. Onu da az önce buldum. O zaman A kesinlikle eksi birden büyüktür. Evet evet büyüktür. Ne zaman? B sıfırdan küçük olduğunda. Çok güzel değerler bulduk. Elimizde bir tane daha değer var arkadaşım. Hangisidir o da? B'nin de sıfırdan küçük olduğu durum. A artı B sıfırdan büyük. Ya olabilir mi? İkisi de negatif sayı yapma. A artı B eksiden eksi 2'den büyük. Ya biz ne bilelim? Yani B'ye öyle değerler veririm ki eksi 2'den küçük çıkabilir. Kesinlikle diyorsun çünkü. A artı B eksi 1'den küçük. Hayır buna giderim eksi 1 bölü 2 alırım. Buna eksi 1 bölü 3 alırım. Bak sağlıyor. Yani eksi 1'den daha büyük çıkıyor. Ters oluyor. Bu da elendi. A çarpı B kesinlikle pozitiftir diyor. Bir dakika. A negatifsi. pardon B negatif sayı. A da negatif sayı. 2 negatif sayının çarpımı her zaman büyüktür sıfırdan. Ne yaparsan yap kurtaramazsın onu. Geldim buna incelemeye gerek var mı? O da ellerinden öper diyorum incelemiyorum. Günün son sorusu yine bizim kitabımızdan bir soru. Yalnız bu 11. gün ÖSYM sorar 6. soru. Aman diyeyim sorunun yeri yanlış olmasın. Şimdi geldim. Harika bir soru. Tam böyle devreleri yaktıracak. Soruyu okuyup okuyup başa çevirecek soru. Yani yine müthiş bir soru. Gelirse böylesi gelir. A noktasından B noktasına giden Arda, Kerem, Oğuz'un gidiş süreleri ile aşağıdaki bilgiler veriliyor. Arda Kerem'den bir saat önce yola çıkmış ve Kerem'den üç saat önce B'ye ulaşmış. Oğuz Kerem'den bir saat sonra yola çıkmış ve Kerem'den iki saat sonra B'ye ulaşmış. Buna göre Arda Kerem Oğuz'un A, B'ye ulaşma süreleri ile ilgili. A, K, O ise bu değerlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bak güzel arkadaşım bu sıraları çözerken önce baş harfleri alıyorsun geliyorsun buraya. Arda Kerem Oğuz. Burası yola çıkış süresi olarak yazacağımız çıkış yazıyorum. Buraya da varış süresini yazıyorum. Buradaki amacım şu. Ya böyle bir saat önce bir saat sonra gerçekten zor. Biz gerçekten bir saat değeri verelim mi? Bence en kolay saat değeri sıfır sıfır vermek. Gece 12. Arda Kerem'den bir saat önce yola çıkmıştır. O zaman Arda Kerem'den bir saat önce yola çıktığına göre Kerem saat kaçta yola çıktı? de Hocam kafamıza göre mi sayı veriyoruz? Evet burada kafana göre sayı veriyorsun. Bir problem yok. Amacımız zaten bu çıkış saatleri varış saatleri değil. Onlarla ilgili bazı veriler. Şimdi Kerem'den 3 saat önce B'ye ulaşmıştır. Şimdi Arda Kerem'den 3 saat önce B'ye ulaşacak. Örneğin Diyelim ki 5'te ulaşsın Arda. Kerem'den 3 saat önce ulaştığına göre Kerem demek ki 8'de ulaşıyor. O 8'de ulaşırsa 3 saat önce ulaştığına göre 5'te ulaşıyor. Süper. O zaman şunu söyleyebilirim. Bunun yolculuğu kaç saat tutuyor? 5 saat. Bunun yolculuğu kaç saat tutuyor? 7 saat tutuyor. Var mı buraya kadar problem? Yok. Bak birinci madde bitti. Şimdi ikinci maddeyi aynı şekilde yorumlayacağım. Oğuz Kerem'den 1 saat sonra yola çıktı. Oğuz burada. Bak bak Oğuz burada. Oğuz burada. Kerem'den bir saat sonra yola çıktı. 0-2-2'de 0 02'de yola, yola çıktı. Evet. Kerem'den 2 saat sonra vardı. 8'de varmıştı Kerem. Oğuz saat 10'da vardı. Ya bak ne kadar kolay olmadı mı soru? Bu kaç saat sonra vardı? 8 saat sonra vardı. Şimdi bakıyorum. Buradaki AKO'yu sıralar mısınız? Hocam çok kolay. Yani O büyüktür K'den, o da büyüktür A'dan. O büyüktür K'den, o da büyüktür A'dan. E doğru cevap Adana seçeneğidir. Olay bundan ibarettir arkadaşlarım. Vurdum cevabı Adana seçeneğine. Yalnız bir türlü ayarlayamadım ekranımı. Sonunda ayarladım. Ve gönder Citsin sorusuyla seni baş başa bırakıyorum. Buradaki su, önder gitsin sorusunu çözüyorsun. Çözümümüz Discord kanalımızda, çözümümüz Instagram hesabımızda. Oralardan takip edebilirsin aynı zamanda. Ve böylelikle çözümü sen de görebilirsin. Ve artık günün en güzel anlarından biri. Tik atma zamanı geldi. 12. günde birinci dereceden denklem ve nokta zamanı burayı da tıkladık. 13. gün inanılmaz önemli bir gün. Mutlak değer bir, mutlak değer iki. Bunlar gerçekten böyle kök söktüren, böyle gerçekten tanımını hep yanlış bildiğimiz nokta. İşte mutlak değerin içine giren her şey pozitif çıkar. Yok öyle bir dünya. Tanımı öyle bir anlatacağım ki öyle bir öğreneceğiz ki mutlak değeri. Bundan sonra soru kaçmayacak. O zaman mutlak değerde görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.